LGS 2024 hazırlığı başladı ve birçok arkadaşımız "Hocam LGS'de nasıl başarılı olabiliriz? LGS'yi kazanmak istiyoruz ama soruları kim hazırlıyor? Günde kaç soru çözmeliyiz? Nasıl çalışmalıyız? Motivasyonumuzu nasıl sağlarız?" gibi birçok sorular sordu. Bizler de sizler için mükemmel bir video hazırladık arkadaşlar. Şimdi gelin burada sizlere LGS ile alakalı sorabileceğiniz her şeyi cevapladığımız bu videoyu dikkatle dinleyin arkadaşlar. Biliyorsunuz ki LGS 2023 yapıldı. Hatta sınav sonuçları da açıklandı. Şu anda abileriniz, ablalarınız sayısal ve sözelde yaptıkları netlere göre, başarı sıralarına göre hayallerindeki fen liselerini, Anadolu liselerini tercih etmeye çalışıyorlar. Hatta Furkan, Ege Kıymaz, Azra Akın gibi bizim değerli öğrencilerimiz Türkiye birincisi oldular LGS dershanesi öğrencileri. Onlar da şu anda liseleri geziyorlar. Acaba hangisine kaydolsam? İstanbul Erkek mi, Kabataş mı, İstanbul Fen mi? Bunların hepsini inceliyorlar. Şimdi öncelikle başlayalım. LGS nedir arkadaşlar? Esasında LGS diye bir sınav yok. LGS'nin gerçek adı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki adı bu. İkincisi, LGS'de iki tane kitapçık var. Sözel ve sayısal olmak üzere. Sözel bölümde 50 soru, sayısal bölümde 40 soru. Toplam 90 sorudan sorumlusunuz ve sizlere sözel bölümde 1,5 dakika veriyorlar her bir soru için, 75 dakika. Sayısalda da her bir soru için 2 dakika veriyorlar. Çünkü sayısal biraz daha seçici, biraz daha zorlayıcı sorulardan oluyor ki bu sene Türkçe'de biraz daha zorlayıcılık vardı. Matematikte soruların biraz daha zorlayıcılığı azdı. Toplam 155 dakikalık bir sınava gireceksiniz. Sabahleyin 9.30'da güzel bir şekilde yapacaksınız. Burada kat sayılar önemli arkadaşlar. Türkçe'de 20 soru geliyor. Matematik efendi 20 soru geliyor. Ve bu derslerin kat sayısı 4. Ancak İnkılap Din ve Yabancı Dil, yani burada İngilizce olabilir, Almanca olabilir fark etmez. Onların kat sayısı 1. Yani 4 tane İnkılap doğrusu esasında 1 tane Türkçe doğrusuna denk geliyor. Ve Türkçe matematik fen soruları çok fazla olduğu için, yani toplam 20-20-60 soru olduğu için bu derslere ağırlık vererek çalışmak sınavda başarılı olmanızı sağlıyor. Peki sınav ne zaman? Genellikle Haziran'ın ilk haftasını yapıyorlar. Bu sene de Haziran'ın ilk pazarı 2 Haziran tarihine denk geliyor. 9.30'da sizi bekliyor olacaklar. Nerede yapılacak sınav arkadaşlar? Kendi okulunuza gireceksiniz. Kendi sınıfınıza, ama gözetmen farklı biri olacak. Gözetmen başka bir okuldan görevlendirilmiş başka bir hoca olacak. Ama onlar da sizin başarılı olabilmeniz için sizlere güzel takdir verecekler. Sessiz bir şekilde sınava başlayıp en güzel netleri yapmanızı sağlayacaklar. Peki LGS soruları nasıl hazırlanıyor? Kimisi diyor ki hocam LGS sorularını TÜBİTAK mı hazırlıyor? NASA mı hazırlıyor? Kim hazırlıyor hocam? Cinler mi hazırlıyor? Periler mi hazırlıyor? Hayır arkadaşlar. LGS sorularını esasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda tecrübeli, gerçekten bu işi bilen sınav uzmanları hazırlıyor ve soruları hazırlarken de kafalarından diye hazırlamıyorlar. Çıkmış LGS sorularına bakıyorlar, Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarına bakıyorlar size ücretsiz olarak verilen, Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına bakıyorlar ve örnek sorulardaki sorulara benzer sorular hazırlıyorlar. Dolayısıyla esasında 2023 yılında sayısalda ve sözelde gelmiş bir soru benzer bir şekilde 2024'te de karşınıza gelebilir. Ya da 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 hemen hemen uzun bir zamandır LGS yapılıyor. Bu soruları dikkatli incelediğinizde, örnek sorulara baktığınızda, Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarındaki kazanımlara uygun bir şekilde çalıştığınızda ve sıkı sıkıya sorularınızı çözdüğünüzde esasında siz de LGS'de başarılı olabilirsiniz. Peki bazı öğrencilerimiz de şunu sormuş. Hocam LGS'ye neden hazırlanmalıyım? Yani niye hazırlanayım ki? Ne alakası var diyebilir. Bakın arkadaşlar, bugün üniversite sınav sonuçları açıklandı ve Türkiye birincilerinin çoğunluğu ya fen lisesi ya da Anadolu Lisesi mezunu. Yani ya NİDE fen lisesinden mezun olmuş ya Kabataş Lisesi'nden mezun olmuş. Üniversite sınavlarında başarılı olmak istiyorsanız, hayallerinizdeki iyi bir üniversiteye girmek istiyorsanız iyi bir lisede okumanız gerekiyor. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki teknik Anadolu liseleri, liseler, bunların her birinden çok iyi üniversitelere girebilirsiniz çalıştığınızda. Ancak fen liseleri ve Anadolu liseleri gerçekten üniversite sınavlarında öğrencilerin daha başarılı olmasını sağlayabilecek bir eğitim veriyorlar. Dolayısıyla bu tarz liselere gitmeniz sizin için avantajlı. Ve şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Mesela üniversitedeki arkadaşlarınız çok değerli, evet. Ama lise arkadaşlıkları çok çok önemli. Ben lise arkadaşlarımın hemen hemen hepsiyle hala görüşüyorum. WhatsApp grubumuz var. Hemen hemen her hafta buluşuyoruz. Ama üniversite arkadaşlarım birazcık az görüşüyoruz. Daha az seviyede görüşüyoruz. Çünkü herkes kendi gençliğini hatırlatan lisedeki arkadaşını daha çok seviyor. Öyle de bir gerçek var. Dolayısıyla lise arkadaşlıkları çok değerli. Dolayısıyla iyi bir liseye girmelisiniz. Peki hocam, tamam iyi liseye girelim diyorsunuz ama LGS'yi kim kazanabilir? Arkadaşlar LGS'yi kim kazanır biliyor musunuz? Çalışan kazanır, elması kızarır. Yani çalıştığınızda, gayret gösterdiğinizde çok güzel başarılar elde edebilirsiniz. Bakın Furkan Ege, bakın Azra Akın. Bu öğrencilerimiz Tonguç LGS dershanesi sayesinde Türkiye birincisi oldular. Çalıştılar, başardılar. Sizler de başarabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki gayretli olun, sabır olun.
Peki hocam nasıl kazanacağız? Yani tamam çalışan kazanır diyorsunuz da nasıl çalışacağız? Tonguç LGS Dershanesi erken kayıt fırsatı başladı. Tonguçakademi.com'da LGS Dershanesi'ne üye olduğunda 19 kitaptan oluşan LGS seti adresine geliyor. 16 kişilik özel sınıflarda ders işleme imkanı, ödevlendirmelerini yapan ve sınav süresince sana destek olan kişisel koçun, kaçırsan bile 7/24 izleyebileceğin canlı dersler, performans karnesi ve veli bilgilendirme sistemi. Hayalindeki liseyi kazanman için ihtiyacın olan her şey Tonguç LGS Dershanesi'nde. Detaylar tonguçakademi.com'da. Birincisi ve en önemlisi özgüven. Yani kendinize güveneceksiniz. Ben kazanabilirim diyeceksiniz. Ben yapabilirim diyeceksiniz. Ya kazanamazsın, matematik zor, bu sene böyle oldu, o çocuk çok zeki, sen değilsin. Böyle şeylere sakın inanmayın. Çalıştığınızda, gayret gösterdiğinizde, çıkmış soruları dikkatli bir şekilde incelediğinizde, kazanımlara uygun bir şekilde bizleri dikkatli bir şekilde dinlediğinizde, okuldaki hocalarınızı dinleyerek ödevlerinizi, sorularınızı, testlerinizi çözdüğünüzde esasında kazanırsınız. Dolayısıyla birincisi özgüven. Kazanacağınıza inanmanız lazım. Şimdi bir arkadaşınız gelse size dese ki ya işte Mehmet, ya Emre, ya Zümra ben çok çalışıyorum ama sence LGS'yi kazanabilir miyim dese. Siz ona şöyle bir şey der misiniz? Çalışma boşuna, kazanamazsın, senden hiçbir şey olmaz demezsiniz. Ona özgüven açılarsınız. Ona dersiniz ki yapabilirsin, kazanacağına inanıyorum dersiniz. İşte biz kendimize bunu yapmıyoruz ama. Kendimize gelince ya ben yapamam ki, herhalde zor olur ki. Hayır. Kendimize de özgüven vermemiz gerekiyor ve çalışmamız gerekiyor ve sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten LGS'de bazen öyle anlar olacak ki böyle matematikte, fende bazı sorular, bazı konular bizim sabrımızı taşıracak ama biz vazgeçmeyeceğiz ve sonunda da hedefimize ulaşacağız. Peki özgüven nasıl elde edilir arkadaşlar? Birincisi bakın, dünyaca ünlü bir marka var biliyorsunuz, iPhone. iPhone'un kurucusu olan vatandaş yani Steve Jobs her sabah aynanın karşısında sen manyaksın, sen süpersin, sen harikasın, sen çılgınsın, sen başarısın diyormuş. Vallahi ben öyle yapan birini görsem herhalde deli derim. Veya ben yapsam bana annem babam beni hastaneye kaldırırlar, yazık çocuk kafayı yedi derler. Halbuki esas adam çok zeki bir adam. Neden kendisine özgüven açılıyor? Yapabileceğine inanıyor. Sizler de hedefinizi duvarınıza asarak, hayalinizdeki lisenin çıktısını alarak ya da hayalinizdeki lisenin önüne gidip orada bir öz çekim, selfie yaptırıp o resmi duvarınıza asarak esasında her gün kazanabileceğinizi kendinize aşılayabilirsiniz. Sen yapabilirsin diyebilirsiniz. Burada şu önemli. Sınav esnasında turlama taktiği denen bir şey var. Sınava hazırlık esnasında turlama taktiği denen bir şey var. Yani bazen yapabiliriz. Mesela ben şimdi matematiği yapabilirim desem de burada matematik bazı soruları gerçekten yapamam şu anda. O zaman ne yapacağım? Yapamıyorum matematiği, bırakacak mıyım? Hayır. Arkadaşlar hem sınav anında hem de sınava hazırlık esnasında yapmamız gereken bir turlama taktiği var. Bu nedir biliyor musunuz? Sınava başladınız diyelim ki. Türkçeden başladınız. Burada sonra okuyorsunuz. İşaretliyorsunuz bu arada. Altın soruya takılınca şöyle yuvarlak çizim alıp sonra bakmanız gerekiyor. Buna biz turlama taktiği diyoruz. Yani birinci turda yapabileceğimiz kolay sorular yapıyoruz. İkinci tura ise yapamadığımız, takıldığımız soruları bırakıyoruz. Hatta böyle büyük yuvarlaklar değil de şöyle mintoş yuvarlaklar bırakırsak bu moralimizi de bozmuyor. Yani dönüşte üf ya amma büyük bir yuvarlak var, herhalde zor soruymuş diyeceğimize amma mintoş bir yuvarlak var, kolay soru, ben bunu yaparım diyerek ikinci turda takıldığımız soruları yapabiliyoruz. İşte aynı şekilde sınava hazırlık sürecinde de matematiğe çalışıyorsun, fene çalışıyorsun ama zorlandın. Ya ben bu iş yapamıyorum diye bırakmayacaksın. Hemen başka bir branşa. Türkçe'ye geçeceksin, inkılaba geçeceksin, İngilizce'ye geçeceksin, dine geçeceksin, tekrar fene döneceksin. Yani bir derste sıkıldığınıza, bir derste yorulduğunuza, bir derste zorlandığınıza bu iş bitti artık, ben yapamıyorum matematiği diyerek bırakmak yok. Turlama taktiği yaptığınızda çok büyük başarı elde edebilirsiniz. Şunu da unutmayın. Sınavda toplam 20 tane matematik çıkıyor veya 20 tane fen çıkıyor veya 20 tane Türkçe çıkıyor ama toplam 90 soru var. Yani siz matematikte bazı eksikleriniz olsa bile veya fende bazı konularda zorlansanız bile diğer derslerde çok iyi yaptığınızda hayallerinizdeki liseye girebilirsiniz. Bir de arkadaşlar yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatı olması lazım. Bu ne demek? 2024 LGS için neler yapacağınızı ve neler yaptığınızı yazarsanız emin olun bu hem motivasyonunuzu artırır hem de sınavdan önce eğer bir stres olursanız o kağıda baktığınızda moraliniz düzelir. Bu ne demek? Mesela diyelim ki 2024 LGS için neler yaptığınızı yazacaksınız ya. Örnek veriyorum, geldiniz dediniz ki ben işte X kaynaklarını bitireceğim. İşte Tonguç kitaplarını bitireceğim. Örnek veriyorum. İşte aynı zamanda şu diziyi izlemeyeceğim. Veyahut da işte şu kampa katılacağım. İşte şu mesela bizim yakın bir zamanda 0'dan 8'e hazırlık kampımız başlıyor. Burada sizlerle beraber 0'dan 8'e kitaplarımızla birlikte mükemmel bir şekilde ilk konuları sizlere tane tane mükemmel bir şekilde anlatacağız. Yani 0'dan 8'e sözelde mesela diyelim ki örnek veriyorum filmler konusunu sizlere öğreteceğiz ve böylece sizler
8. sınıfa başladığınızda daha yazın, daha başlamadan birçok konuya hakim olmuş olacaksınız. Matematikte çarpanlar, katlar, fenle mevsimler ve iklim, birçok konuya giriş yapmış olacaksınız, öğrenmiş olacaksınız ve sene başında herkes mi 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 diye dolaşırken siz konulara güzel bir başlangıç yapacaksınız. İşte buna benzer katıldığınız kampları yazmak, çözdüğünüz soruları yapmak, yapmadığınız, buluşmadığınız, izlemediğiniz filmleri, dizileri not almak, emin olun sizin moralinizi. Diyeceksiniz ya, ben bir sürü kitap bitirmişim, bir sürü kaynak çalışmışım, bir sürü kampa katılmışım, bir sürü dizi izlemekten vazgeçmişim, onu 2024 yazına bırakmışım. O zaman ben yaptıklarımdan dolayı inşallah LGS'de başarılı olacağım diyeceksiniz. Bir de şu soruyu çok soruyor arkadaşlar. Günde kaç soru çözmeliyiz diyor arkadaşlar. Arkadaşlar, günde kaç soru çözmeliyiz sorusunun cevabı belli. LGS'de bize toplam sözelde 50, sayısalda 40, toplam 90 soru soruluyor. Dolayısıyla biz 90 soruluk bir sınava gireceğimiz için sınavdan önceki günlerde günde en az 180 soru çözmemiz gerekiyor. Çünkü 180 soru çözdüğümüzde arkadaşlar sınav günü rahatlıkla 90 soruyu çözebiliriz. Peki bu 180 sorunun kaç tanesi sayısal, kaç tanesi sözel, onu siz ayarlayacaksınız. Kaç tane yeni nesil, kaç tanesi eski nesil, biraz daha kolay soru. Orada yine sınavdaki 90 sorunu arkadaşlar Türkçe'de 10 tanesi, matematik fende de neredeyse toplamda 30 tanesi, yani toplam en az 40 tanesi yeni nesil soru oluyor. Dolayısıyla sizler de mutlaka 180 soruyu ayarladığımızda en az 80 tanesi yeni nesil, yani böyle biraz büyük havalı duran sorulardan olması gerektiğini unutmayın. Bunu zaten sene boyunca yapacağımız hazırlıklarda, videolarda, rehberliklerde sizlere söyleyeceğiz. Bir de arkadaşlardan şu yorum geliyor. Hocam hiç çalışasımız gelmiyor ya, üf, tembellik sürekli üzerimize çöküyor. Çok güzel oyunlar var, çok güzel diziler var. Niye LGS'ye çalışayım ki falan filan diyesiniz gelebilir. Bu durumda söylemeniz gereken şey hop demek arkadaşlar. Hop'tan kastımız da şu. Öncelikle hedefinizi belirleyeceksiniz. Hop'un H'si, hedefinizi belirleyeceksiniz. İkincisi ortamınızı belirleyeceksiniz. Üçüncüsü de planınızı yapacaksınız. Hedefi belirlemek sizin. Kabataş mı istiyorsun, İstanbul Fen mi istiyorsun, İstanbul Atatürk Fen mi istiyorsun bilmiyorum. Bu hedefi siz belirleyeceksiniz ve duvarınıza asacaksınız. Ortam çok önemli. Sadece çalışma ortamı değil. Bazen telefon dediğimiz şey de bizim dikkatimizi dağıtıyor. Yani telefonunuza, aldığınız telefonlarınızda bir sürü gereksiz uygulama varsa bunları sileceksiniz. Eğer Instagram sizin netlerinizi düşürecekse Instagram'dan çıkacaksınız. Yani oyunlar, gereksiz uygulamalar varsa bu ortamı kaldırmanız lazım. Kendinize daha steril, daha temiz, sınava uygun bir hazırlık ortamı hazırlamanız gerekiyor. Planda arkadaşlar zaten bizler Tonguç Akademi olarak hem LGS dershanemizde sizlere mükemmel bir çalışma sistemi hazırladık. Mutlaka LGS dershanesinin linkine tıklayıp ziyaret edin. Hem de YouTube'da 0'dan 8 hazırlık kamp programımız başlıyor. Burada 0'dan 8 hazırlık setini kullanacağız. Bu setin içerisindeki 0'dan 8'e sözel ve 0'dan 8'e sayısal kitapları sizler için efsanevi bir şekilde konuları tane tane güzel güzel gösteriyor. Hatta burada şöyle göstereyim, bakın fenden bu göstereyim mesela fende. Adaptasyon ve doğal seçilimi öğretiyoruz. Hemen ardından bununla alakalı soru. Biyoteknoloji öğretiyoruz. Hemen ardından bununla alakalı soru. Veyahut da başka bir konuya geçelim. Mesela katı basıncını öğretiyoruz. Renkli, resimli, infografik bir şekilde. Hemen bunun ardından soru. Zaten 7'den 8'e kampında birçok arkadaşımız 0'dan 8'e kitaplarını almıştı. Almadıysanız mutlaka bunları da Tonguç mağazadan hemen isteyin. Alın arkadaşlar veya kırtasiyelerden. 0'dan 8'e kampımızda mükemmel bir şekilde çarpanlar, katlar, EBOB, EKOK, üst ifadeler, mevsimlerin oluşumu, iklim ve küresel iklim değişikliği, DNA ve genetik kod, fiilimsi, sözcükte anlam ve cümle nögeleri konularıyla mükemmel bir giriş yapıyoruz. Ve LGS 2024'ü yerle bir etmeye geliyoruz. İnşallah sizler de sıkı sıkıya hedefinizi belirleyerek bizim bu kamplarımıza katılacaksınız. Ve beraber çok güzel başarılara yelken açacağız. Hadi bakalım, ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar. We'll be right back.